Osmanlı'nın son dönemindeki işgal haritasını şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Anadolu topraklarında neredeyse işgal edilmedik yer yok. İstanbul'da padişah bir sarayından diğerine giderken İngiliz subaydan izin almak zorunda. Anadolu halkı aç, sefil, hastalıklarla boğuşuyor. Doğru düzgün hastane yok. Üniversite yok, okul yok, sanayi yok, tarım, traktör yok. Halk öküze koştukları sabanla topraklarını sürüyor. Sabana koşacak öküz bulamadıklarında kendileri omuzluyor sabanlarını. Ordu yıllarca süren savaşlarda bitik düşmüş artık. Ve adamın biri çıkıyor diyor ki geldikleri gibi giderler. O dönemde yaşamış olsam ve biri bana deseydi ki Mustafa Kemal diye bir adam var işgal kuvvetleri için geldikleri gibi giderler diyor. Herhalde meczup bu adam derdim. Çünkü o kadar imkansızdı. Peki ne yaptı bu adam? Anadolu topraklarında harika bir örgütlenme. Peşine dahiyane savaş planlarıyla, stratejileriyle işgal kuvvetlerini bu topraklardan sildi attı. Yetmedi. Eğitimde, ekonomide, sanayide, tarımda, ticarette kalkınma hamleleri ülkeyi bambaşka bir noktaya getirdi ve bunu bize emanet etti. Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz ve ölümünün arkasından 85 yıl geçmiş. Bu zamanda o kadar boş işlerle uğraştık ki, o kadar gereksiz işlerle uğraştık ki, kimse bana dış güçler demesin. Kapitalist bir dünya sisteminde yaşıyoruz ve kapitalist dünya sisteminde dostluk yoktur, çıkarlar vardır. Ve bu düzende siz güçlü olmak zorundasınız. Almanya 2. Dünya Savaşı'nda yerle bir oldu. Japonya 2 tane atom bombası yedi ve 1945'te bu ülkeler savaşın kaybeden tarafındaydı. Bundan 40-50 yıl önce Çin gün gelecek dünyanın en büyük ekonomisine sahip olacak deselerdi inanır mıydık? Yakın tarihe gelelim. Kore. Ya Güney Kore'ye biz asker göndermedik mi? 1953'te bu savaş bitti. Bugün Güney Kore hangi noktada? Konuşmaya geldiği zaman hepimiz vatan, millet, Sakarya mangalda kül bırakmayız. Aynı şimdi benim yaptığım gibi. Çalışmaya geldiğinde hep bir bahanemiz vardı. Az önce isimlerini saydığım ülkelerin dış güçleri yok muydu? Ne yaptı bu adamlar? Çalıştı, çalıştı, çalıştı. Şimdi ben düşünüyorum, Mehmet, belki dünya üzerinde hiçbir ülkeye nasip olmamış bir lider ve yapmış olduğu kalkınma hamleleri ve bırakmış olduğu bir vizyon var. Peki sen bu ülke için ne yaptın? Ya pek de bir şey yapmamışım şöyle düşündüğümde. O nedenle utanıyorum Atatürk'ten. Bu ülke için milyonlarca şehit verdik. Kanlarını bu toprağa döktüler. Şehitlerimizden utanıyorum. Bu ülke için gecesini gündüzüne katarak çalışan birçok insan var. O insanlardan utanıyorum. O nedenle Cumhuriyetimizin 100. yılı doya doya coşkuyla kutlamam gerekli ama utancım sevincimin önüne geçiyor.